İnsanın yaratılışı. Andolsun biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. Sonra o su damlasını bir alak, embriyo olarak yarattık. Ardından o alakı bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Böylece kemiklere de et giydirdik. Sonra bir başka yaratışla onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah ne yücedir. Senin ellerin her yanımdan bana şekil verdi, beni yarattı. Sen balçık gibi bana şekil verdin. Bana deri ve et giydirdin ve kemiklerle ve sinirlerle beni ördün. Allah'ın ruhu beni yarattı ve Kadir'in soluğu beni diriltti. İşte ben de senin gibi Allah'ın kuluyum. Ben de balçıktan teşkil olundum. Sonuç. Görüldüğü gibi, Tevrat ve İncil'de Kur'an'la mutabık olan pek çok pasaj var. Bu, bize tek bir gerçeği gösteriyor. Kur'an ve diğer kutsal kitapların bir ve tek olan Yüce Allah'ın vahyi olduğunu, dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürler, eşi ve benzeri olmayan tek bir ilahın varlığını haber veren bu kitaplarla eğitildiler ve hala da eğitilmeye devam ediyorlar. Rabbimiz, tarihin her döneminde seçkin ve üstün kıldığı bazı kulları aracılığıyla kendisini insanlara tanıtmış ve insanlar için seçtiği dini bildirmiştir. Yüce Allah, son vahyi olan Kur'an'da bu gerçeği şöyle bildirir. Bundan önce de bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı var. Bu Kur'an'da zulmedenleri uyarmak ve ihsanda bulunanlara bir müjde olmak üzere kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve Arapça bir dille olan bir kitaptır.